Yeniden merhabalar. Philips'le benim zamanım başlıyor demiştik. Yani kendimize zaman ayırdığımız, bu zamanı kaliteli geçirdiğimizde istediğimiz sonucu elde ettiğimiz bir dönem. Şimdi ikinci kez gerçek hikayelerle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ilk videomuzda sevgili Ana Hanım'ın, Sevtep Hanım'ın ve Ezgi'nin evine misafir olmuştum. Onları Lume ile tanıştırmıştım ve birlikte ilk kullanımımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonrasında deneyimlerine devam etmeleri için Lume'yi onlara bırakmıştım. Bakalım ben yokken neler yapmışlar, hem onlardan dinleyelim hem de birlikte ikinci kullanımımızı gerçekleştirelim. Hadi gelin. Merhaba Sevtep Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, ben de iyiyim, teşekkür ederim. 2 haftadır görüşmüyoruz. Neler yaptınız, nasıl geçti zamanınız? Çok uzun süreden beri görmediğim arkadaşlarım vardı. Onlarla görüşme imkanı buldum. Çok güzel oldu tabii, çok mutlu oldum. Son 2 haftam çok yoğun geçti. Bir sınava gireceğim, ona hazırlanıyorum. Onun dışında işler, toplantılar derken bir hayli koşuşturma içerisindeydim. Lume'yi kullanabildin mi bari? Merak etme, onu kullanmayarak satmadım. Yoğun ve sosyal bir 2 haftaydı. Eşimle beraber katılmam gereken bazı organizasyonlar vardı. Fakat ben Lume'yi bütün vücuduma kullandığım için her yere istediğim kıyafeti giyerek çok rahat gittim. O zaman denemeye başladınız. Deneyimlerini biraz anlatır mısınız? Kullanmadan evvel kafamda bir soru işareti vardı. Acaba bacaklarımın arkasını rahat uygulayabilir miyim diye. Ama gerçekten tasarım harikası bir şey diyebilirim. Çünkü tutuşu sayesinde hiç kimseye gereksinim olmadan çok rahatlıkla kullanabildim. Denememizde kablosuz olmasının büyük rahatlık olduğunu söylemiştiniz. Kullanırken sizi de hatırladım. Gerçekten çok büyük rahatlıkmış. Evin istediğiniz her yerinde kullanabiliyorsun. Televizyon seyrederken de kullanabilme rahatlığı. Bunu da neden söylüyorum? İlkinde lazer operasyonu gittiğini söylemiştim size. Orada siyah bir gözlük takıyorlar uygulama esnasında ve dünyanız kararıyor. Çok sevimsiz bir durum. Lume'ye de böyle ikinci bir aparata da gerekli. Yani sizi engellemiyor. Dizinizi seyredebiliyorsunuz, arkadaşınızla telefonda konuşabiliyorsunuz. Gerçekten harika. Biliyorsun daha önce bir lazer deneyimim olmuştu. Merkeze gittiğimde uzun saatler boyunca bekliyordum. Eve geldiğimde yine yapılmamış yerlerle karşılaşıyordum. Ancak şu anda böyle bir durumla karşılaştığımda elimin altında Lumea'nın olması işimi çok çabuklaştırdı. Hemen rütuş yapabiliyorum istediğim yerlere. Elimizin altında olması çok büyük avantaj. Mesela ben haftaya bir seyahate çıkacağım. Hemen çantaya atacağım. Bir sonraki kullanımım çünkü o zamana denk geliyor. Hemen orada uygulayabileceğim. Beni asıl meraklandıran hassas bölgelerde uyguladığımda herhangi bir sorun, kızarıklık yapıp yapmayacağıydı. Çünkü seninle sadece kol bölgesinde denemiştik ve herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Benim canım biraz tatlı olduğu için açıkçası o beni meraklandırıyordu. Fakat uyguladığımda herhangi bir sıkıntı, kızarıklık hiçbir şey yaşamadım. Harika, bunu duyduğuma çok sevindim. Bende de hiçbir şekilde bir sıkıntı olmadı. Ama çok hassas tenlerde böyle 10-15 dakikalık ufak bir kızarıklık olabiliyormuş. Siz de olmamasına çok sevindim. Heyecanlı mısınız ikinci kullanım için? Evet, çok heyecanlıyım. Yolu yaralamış olacağız. Evet, evet, gerçekten. Hemen başlayalım o zaman. Hemen. Önce yine tüyleri kısaltmamız lazım. Kendinize uygulayan yeri hatırlıyor musunuz? Evet, ilk uygulamada tüy ve ten rengime göre 4 numaralı dişim benim için uygun olacağını söylemiştik. Hep böyle kaldırarak mı uyguluyorsunuz peki? Kolda ve hassas bölgelerde kaldırarak uyguladım. Ama bacak gibi bölgelerde sürükleyerek uygulamak daha bir hız kazandırıyor. Şimdi aferin, bulmakta zorluk çekiyorsun. Evet ama ne kadar takıntılı olduğumu biliyorsun. Mutlaka bir tane bulacağım. Bak buldum. Bayağı alışmış görünüyorsunuz. Evet, çok rahat. Çok pratik değil mi? Evet. Bacaklarımın her ikisini yapmak 15 dakikamı aldı. Bir de ben böyle nerede kaldığımı unutmayayım diye bacaklarıma beyaz kalemle hatlar çiziyorum. Gerçekten. O şekilde uyguluyorum. Çok pratik oluyor. Sizinle konuşurken neredeyse bir kolum bitmek üzere. Değil mi? Evet. Aslında sadece kısa vadeli düşünmemek lazım. İleride çocuk sahibi olmak isteyebilirsin veya hormonal değişikliklerden dolayı tekrar tüylenme problemi yaşayabilirsin. O yüzden ileride de elinin altında Lumea'nın olması çok işine yarayacak. Gerçekten bu şekilde hiç düşünmemiştim, çok haklısın. Biz kadınların hormonal değişiklikler yaşaması çok normal ve ileride de benimle birlikte Lumea'nın olacak olması çok mutlu ediyor beni. Peki benim asıl merak ettiğim tüylerinizin dökülme süreci nasıl gelişti? Yani beklediğinizden hızlı mı oldu, çok zaman mı aldı? Kollarda ve bacaklarda hızlı bir dökülme oldu gözle görülür şekilde. Fakat hassas bölgelerde aynı şekilde olmadı. Ben de bunu merak ediyordum, size soracaktım, normal mi? Bu çok normal. Kollar ve bacaklar her zaman daha çabuk dökülüyor. Ama özel bölgelerdeki tüylerin yoğunluğu, tipi, rengi farklı olduğu için biraz daha zaman alıyor. Ama kullanmaya devam edin. Aynı sonucu alacağınıza emin olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. 3. kullanımda ben yine yanınızda olacağım. Bacaklarda bu sefer sizin söylediğiniz yöntemi uygulayacağım. Kalemle çizerek bir de o şekilde denemek istiyorum. 3. kullanımda yine birlikte olacağız. O zaman dek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de. Görüşmek üzere. Evet sevgili kadınlar, Philips Lumea ile gerçek hikayeleri takipte kalın. Benim zamanım hashtag ile istenmeyen tüylerin hayatınızı ne kadar kısıtladığını paylaşın. Lumea ve sürpriz hediyeler kazanma şansını kaçırmayın.